Arkadaşlar, Beyhan Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bacağımızın birini ördük, şimdi ikincisini örüyoruz. Arkadaşlar, kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Şöyle besmele çekerek başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan bir sabitleyeyim şöyle ilmeğimi şu şekilde. Tam buradan başlıyorum. Birinci ilmeğimi şöyle biraz şuradan başlıyorum şöyle. Tek tek örmeye devam ediyorum. Bütün sık iğnelerimizi örelim. 30 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi şuradan bir ilmek alıyorum. 31 ilmek çıkardım buradan. 31 şuradan bir tane çıkarıyorum. 32 sık iğnemi bir sıra düz örüyorum. İkinci sıramızı düz örelim. Tam şöyle buraya sıra ipimi taktım, sıra baş ipimi. Şöyle üçüncü sıraya başladım. Sayarak örüyorum. Tam burada. Evet. Şöyle. Tam sıfır noktası buradan. İpimi taktım. İşaretim ipimi taktım. Sayarak başladım. Şimdi bir. Üçüncü sıradayım. Sayı sayı örüyorum. 13 tane sık iğnemi ördüm. Burada bir eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonunda bir eksiltme yapacağız. 3 4 5 şöyle tuttuğumuzda arkadaşlar sıra başı ipimizi takacağımız yer belli. Buraya taktım. Böyle şimdi örmeye devam ediyorum. Kesmemi yaptım. Şimdi kesmeden sonra üçüncü ilmeğimi ördüm. Sayarak gidiyorum. 15 sık iğne ördüm. 2 tane kaldı. Şöyle bunları eksiltiyorum. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Sayarak devam ediyorum dördüncü sıramı. Dördüncü sırada 12 tane sık iğnemi ördüm. Bir eksiltme yapıyorum burada. Sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonunda bir eksiltmemiz daha yapacağız. On sık iğne ördüm. 2 tane kaldı. Onları şöyle eksiltiyorum. Beşinci sırama başladım. Devam ediyorum sayarak örüyorum. Beşinci sırada 11 ördüm. Bir eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar örüp sıra sonunda bir eksiltme daha yapacağız. Evet, sıra sonuna geldim. Bir eksiltme yapıyorum burada.
Beşinci sıramızın sonunda bir eksiltmemizi yaptık. Altıya başlıyoruz. Altıncı sıramızı düz bir şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda bir eksiltme yapacağız. Altıncı sıramın sonuna geldim. Bir eksiltme yapıyorum burada. Şöyle yedinci sırama geçiyorum. Yedinci sıramı da sıra sonuna kadar düz örüyorum. Sıra sonunda bir eksiltme yapacağım. Yedinci sıranın sonundayım. Bir eksiltme yapıyorum. 6 ve 7. sıralarda düz ördük. Sıra sonunda birer eksiltme yaptık. Şimdi 8. sıraya başlıyorum. 8. sırayı sayarak gidiyorum. 3 3 oldu. 3 sık iğne, 4 11 sık iğnemi tek tek ördüm. Burada bir çift örüyorum. Sıra sonuna kadar örüp tek tek sıra sonunda bir eksiltme daha yapacağız. Burada çift yaptık. Sıra sonunda eksilteceğiz bir tane. 8. sıramız. Sıra sonuna geldim. Eksiltmemi yapıyorum. Şöyle. 9. sıramıza başlıyoruz. İpimi içeri aldım. 9. sıramızı sayarak örüyoruz. 11 tane sık iğnemi ördüm. Burada 12'de bir tane çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar örüp sıra sonunda bir eksiltmemizi yapacağız. Şöyle tek tek örüyoruz sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim. Bir eksiltme yapıyorum. Evet, sonraki sıraya geçiyorum. İpimi şöyle öne aldım. Onuncu sıramı düz örüyorum. Onuncu sırayı hiç eksiltme artırma yapmadan ördüm. 11. sıradayım. Sayarak örüyorum. 2 3 12 tane tek tek ördüm. Bir çift yapıyorum burada. Sıra sonuna kadar tek tek örmeye devam ediyoruz. Sıra sonunda bir eksiltme yapacağız. Sıra sonuna geldim. Bir eksiltmemi yapıyorum. On ikinci sıraya geçtim. Sayarak örüyorum gene. On ikinci sırada 11 tane tek tek ördüm. Şöyle şimdi yarım trabzan. Bir ilmeğin içine iki tane yarım trabzan. Bir çift yaptım. 2 Hemen yanındakine bir çift daha. Şöyle bir ilmeğin içine 2 ikişer tane yarım trabzan yaptık. 3 tane sık iğne, 3 tane iğnemiz artmış oldu. Şöyle sık iğne olarak devam ediyorum. Sıra sonunda bir eksiltmemizi yapacağız. Sıranın sonuna geldim. Bir eksiltmemi yapıyorum.
Böyle. Sonraki sıraya geçiyorum. Üçüncü sıraya geçerken ilk başta bir tane eksiltiyoruz. Şöyle. Sıra sonuna kadar düz örüyorum. Sıra sonunda bir eksiltme daha yapacağız. Sıra sonunda da bir eksiltmemizi yapıyoruz. Şöyle. 14. sıraya geçtik. Sayarak örüyorum gene. 2 3 10 tane sık iğnemi tek tek ördüm. Burada şimdi bir eksiltme yapıyorum. Hemen yanında bir eksiltme daha. Bir eksiltme daha. 3 tane yan yana eksiltmemizi yaptık. Sıra sonuna kadar örüp orada da bir eksiltmemizi yapacağız. Sıramın sonuna geldim. Burada da bir eksiltme yapıyorum. Şöyle. On beşinci sıramızı düz örüyoruz. Eksiltme artırma yapmadan düz bir şekilde örelim. 16. sıramızı sayarak örüyoruz. Şöyle 1 2 11 tane sık iğnemi ördüm. Burada bir eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde ilmeklerimi örüyorum. 17. sıradayım. Şöyle doldurdum içini. 17 için sırayı sayarak örüyorum. Şöyle. Sayarak örelim. 11 tane sık iğnemi ördüm. Bir eksiltme daha yapıyorum burada. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Sıra sonuna geldim. 19 tane sık iğnem var şimdi. Toplamda 6 sıra düz bir şekilde örelim burayı. Eksiltme artırma yapmadan 6 sıra örelim. 6 sıra düz ördüm. 23. sıradayım şimdi. Sayarak örüyorum tekrardan. 2 3 7 sık iğnemizi ördük. Şimdi sayarak burada bir çift yapıyorum. Şöyle bir çift. Bir çift yaptım. Bir tek yapıyorum. Bir çift daha yapıyorum. Bir tek yanına, hemen yanına bir çift daha. Üçüncü çiftim oldu. Şöyle bakayım. Bir, iki, üç. Bir tek yapıyorum ve bir çift daha yapıyorum. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. Bir, iki, 3 ve 4. 24. sıraya başlıyoruz. 24. sıramızı düz bir şekilde örüyoruz. Eksiltme artırma yapmadan bütün sık iğnelerimizi teker teker örelim. 25. sıramızı sayarak örüyoruz. Örmeden önce şöyle biraz içini dolduralım. Ara ara dolduralım. 8 tane sık iğnemi ördüm. Burada kesme yapacağız. Şöyle alıyorum. 1
2 3 3 tanesini aldım. Şöyle birazını bir kere de hepsini sonradan çektim. Yarısını bir kere de aldım. Öbür kalanın da tamamını bir kere de aldım. Şimdi tekrar şöyle 1 2 3 alıyorum. Şöyle 3 tanesini bir aldım. Kalan 3 tanesini de bir aldım. Hemen yanına ilmeksiz şöyle 1 2 3 aldım. Şöyle bu şekilde 3 tane 3 tane kesmiş olduk. Sıra sonuna örüyorum. 27. sırada bu artırmalarımızı yaptık. Şimdi 28. sıraya geldik. Şöyle bunu ben katladım. Daha kolay olması için. Şöyle tam bu çıkıntı yeri. Şöyle katladığım zaman da tam zaten sıra başına geliyor burası. Burada. Burada iki tane yan yana çift yapıyorum. Şöyle. İki çift yaptım. Bir, iki, üç, dört tane tek tek ördüm. Şimdi pembe ipime geçeceğim. Şöyle. Şöyle beyaz ipimle alıyorum ilmeğimi. Pembeyle kapatıyorum. Şöyle. Bu arkadaki ipleri de bağlıyorum birbirine. Şöyle. Uzama yapmasın diye burayı bağlıyorum. Şöyle. Beyaz ipimizi keselim. Şöyle ipimi bağladım. Beyaz ipimizi keseriz. Şimdi burada bir tane CC yapıyorum buraya. İlk yaptığım sık iğnemi şöyle. Sonra bir tane normal yapıyorum. Burada 1 2 3 şöyle tam arka burası. Burada 4 tane, bir tane burayı CC yapmam. Geçiş yeri belli olmasın diye yaptım. Bir tane normal yaptım. Normal sık iğne yaptım. Şimdi 4 tane şöyle CC yapıyorum. Çok burayı sık yapmayın. CC'ler sık olunca sonraki sırayı yapması zor oluyor biraz. 4 tane şöyle CC'mizi yapalım. Dört tane CC'den sonra dört tane de normal sık iğne yaptım. Şimdi yarım trabzan yapıyorum. Bir yan yana dört tane tek tek iki üç dört tane yan yana yarım trabzanımı yaptım. Şimdi bir ilmeğin içine 4 tane yarım trabzan yapıyorum burada. 1 2 3 ve 4. Bir ilmeğin içine 4 tane yarım trabzan yaptım. Tekrardan tek tek yan yana 4 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tane.
şöyle yaptım. Şöyle. Şurası sıra başımız. Şöyle. Bu eski sıra başımız burası. Buradan şimdi sıra başımı burası. İki sıra düz bir şekilde bütün sık iğnelerimizi örüyoruz. Şöyle. İki sıra örelim arkadaşlar. Düz. Bütün sık iğnelerimizi. İki sıra düz ördük. Şimdi şöyle iç taraftan doğru şöyle öreceğiz. Yan yan. Bir sıramızı böyle hiç ilmek atlamadan böyle şöyle böyle arka taraftan şöyle ön tarafa tekrar geri böyle yan yan örüyoruz. Düz düz takmadan tığımı yan bir şekilde. Şöyle dikiş diker gibi. Şöyle. Bu sıramızı böyle örelim. Bu arada 3 sıra düz ördüm. 2 sıra demiştim. 3 sıra ördüm. Ondan sonra yan yana örüyorum şimdi. Örgümüzün iç tarafa kıvrılmasını istiyorsanız böyle bu şekilde öreceğiz. İçe kıvrılıyor bu şekilde. Şöyle dönüyor. Böyle iç tarafa. Dış tarafa kıvrılmasını isterseniz de şöyle dıştan yapacağız. Böyle. Şöyle arkadaşlar iç tarafa doğru şöyle döndü. Şimdi burayı elyafla dolduralım. Şöyle içinde doldurdum. Şimdi sıradan böyle eksiltiyoruz. Ben sayarak eksiltiyorum. Durmadan böyle aynı olsun diye ikisi. Üçüncü eksiltmem. Üç. Dört. 15 kez kestim hiç ara vermeden düz bir şekilde. Şimdi biraz uzunca kestim. İple iğneyle ortasını dikeceğiz.